Evet, Turgut Tunç bize şimdi Afrika'yı anlatacak. Abi Afrika çok kitaplar yazılır. Ama tek kelime, tek cümle söyleyeceğim. Yokun kelime manasının tam karşılığı olan bir coğrafya. Yeşil olan kısmı da, çöl olan kısmı da. Çünkü madenler sömürülen bir yer. Yani elmas madenlerinin, altın madenlerinin olduğu bölgelerden geçtim. 1 dolara çalıştırılan işçiler madenden çıkarken bir oluğun altında tutuluyor. Tepesinden su indiriliyor. Üzerinde altın tozu kalsa alttan filtreden geçiyor. Islak olarak gönderiliyor. Yani bir yerde Etiyopya'daydı. Necaşi Hazretleri'nin bulunduğu köye doğru çıkıyoruz. Başkentten çok uzak bir yerde iç uçuşla gittik. Durduk, birisi bir şeylerle uğraşıyor. Çakılların arasında bir şeyler yapıyor. Bir şeyler topluyor. Anlayamadık da. Selamünaleyküm dedim. Adam böyle döndü. Aleykümselam. Müslim dedi. Dedim, Müslim. İnanmadım. Beyaz, Müslüman. Hep gelmiş beyaz sömürmüş. Bir şeyler söyle dedim ki rehber ne diyor? Diyor ki Kur'an'dan bir ayet oku. İnanmıyorum. Hep böyle geldiler diyor. Dilimiz döndüğünce bir şeyler söyledik. Adam sarıldı, ağlamaya başladı. O ağlıyor, biz ağlıyoruz ama ne olduğunu anlayamadım. Dedim ya biz de sarıldık ona. O ağlıyor yani, öyle bir hal oldu ki. Dedim ne diyor? Dua ediyor dedim. Adam haykırarak dua ediyor. Allah'ım diyor. Benim canımı al. Bu beyaz Müslümana'yı ver diyor. Kurban Bayramı gününde eşini, çocuklarını bırakmış. Benim dahi evlatlarıma faydam olmayan bir yerde beni ve evlatlarımı ya da benim gibi bu bölgede yaşayan insanlar için buralara gelmiş. Benim canımı al, bu beyaz Müslümana ver diyor. Oradan uzaklaştık. Köye geldik. Kavurga derler Anadolu'da. Mısır buğday kavurması gibi. Çerez gibi yersin. Bir arkadaş yanına onları almış. Poşetin dibi böyle bir yerden ufak delinmiş. Yürürken buğdaylar akmış. Ben de fotoğraf makinesinin pili bitti. Minibüse koşarak çıktım, üst kata çıktım. Minibüsün üstüne, tavanına pil alıyorum çantadan. Bir baktım manzaraya. İnsanlar yürüdüğümüz güzergahta buğday tanelerini topluyor. Dedim abi nedir bu? Çağırdı birini, sordu. Akşam yemek yememiştik de. Zaten bir öğün yiyoruz varsa. Falan demiş. Şoförün boynunda haç var. Katolik bir Hristiyan. Ekmek arası sandviç, buradan peynir, zeytin bir şeyler götürüyoruz. Verdim, yemedi. Dedim ya biz Müslüman mısın, yemiyorsun? Hani niye, bir tepki mi? Yok hayır, sakın yanlış anlamayın. Size minnettarım. Ama bu getirdiklerinizin tadını ben beğenirsem ve ben sadece bir öğün yiyorum. Sabah ile öğlen arasında. Arada bir vakitte bana bir şey veriyorsunuz. Ya ben o vakitte yine acıkır ve canım bir şey çekerse. Yani açlığın Müslümanlığı, Hristiyanlığı yok, Yok. açlık insanlık gerektiriyor. Yani bizim de yani çok düşünmemiz gereken şeyler var. Hani ya oradakilerden biz düşüneceğiz. Yok abi böyle bir dünya yok. Eğer aynı dünya üzerindeysek, böyle gökyüzünden bakıldığı zaman misket gibi gözüküyorsa birbirimize çok yakınız. Ve ulaşım şartlarımız da var. Hani tatillere giderken gitmeyin demiyoruz. Ben de yapıyorum tatil ama hani ne olur ya? 1 lirayla Endonezya'ya gidebilir misiniz? Ama 1 lira güvendiğiniz birine, bir kuruma, bir yere verdiğinizde bir tsunami'den sonra hiçbir şey kalmamış bir çocuğa 2 lollipop gider mi? Gider. Evet. Mustafa gitmiş olur mu Endonezya'ya? Evet. 2 çocuğun başını okşamış olur mu Mustafa Aynen 1 öyle. lirayla? Aynen öyle. Mustafa gidemez ama o 1 lirasıyla 2 lollipop Endonezya'da tsunami'den kurtulmuş bir çocuğun eğlencesi ve neşesi. Evet, orada en büyük sorunlardan bir tanesi de sağlık galiba. Evet. Su Glakomi olmadığı çok için. yüksek. Su olmadığı için. Hijyen olmadığı için. Ama şöyle bazı bölgelerde ilginç meyveler var. Meyveyi buraya geldiğimde araştırıyorum. Oradaki çıkabilecek rahatsızlıkların ilacı. Yani biz burada keyfiyetten yiyoruz. Onların mecburiyetten yemesi gereken bir şey. Yani Tek geleneksel besin. tıp Tabii. orada. Mesela Nijer'de, Çat'ta, Kamerun'da gittiğimiz su kuyuları açtığımız yerlerde etrafına mango fidan dikiyoruz. Çok hızlı büyüyor. Yani 2-3 sene sonra meyve vermeye başlıyor ve sağlam da gölgesi oluyor.
hem meyvesinden hem gölgesinden faydalansınlar istiyoruz. Mango inanılmaz bir antibiyotik. İnanılmaz. Yani suyun olmadığı bir yerlerde insanlar bir mangoya ulaşıyorsa bütün olabilecek rahatsızlıklardan da kurtulmuş oluyor aslında. Kaç ülke gezdiniz? Yani Afrika bazlı bakarsanız evet. 13-14 herhalde ya. Çok şey olmasa. En kötü durumda olan yer neresi? Ya Çad diyebilirim. Çad, Nijer, Kamerun. Bu bölge sıkıntılı, ciddi sıkıntılı. Mesela Malawi, yeşillik var. Yağmur bol alıyor orman olduğu için. Ya onların da farklı etnik baskıları var. Ya mesela bu hani şimdi ne diyorlar? Bu kaşları falan beyaz, vücudu beyaz, gözlerinin kısmı. Albino. Bak aklıma, albino. Mesela albinolu oradaki vatandaşlara bir grup kabile var. Büyücü bir kabile. Bunların uzuvlarını kullanarak büyü yapıyor. Albinolar tek başına bir yerde gezemiyor. Okula gidecekler çocuklar. Böyle bir komple gidiyor. Biri bakkala gidecek, yan komşusunu çağırıyor. 3 kişi 5 kişi beraber gidiyor. Yani tek hareket etme diye bir şey yok. Böyle bir güvenlik sıkıntıları da var kendi işlerinde. Anladım. Peki hangi ülkeye yardım etmek lazım sizce şimdi? Ya bugünün şartlarında hani güvenlik problemi olmadığı için söylüyorum. Mesela bakın bir Somali. Arkadaşlarımız 2 sefer gitti. Bugün orada bir patlama oldu. O patlama sonrasında 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Böyle olunca Kamerun, Çad, Nijer, ben o bölgeye defaten gittim, ortamı da biliyorum. Mesela bir Etiyopya, ulaşım ağı çok iyi, hani Afrika'da ama biraz daha iyi. İşte ne bileyim Kenya, ulaşım ağı iyi. Ulaşım ağının iyi olduğu yerlerde, ha çok iyi değil. İyi dediğim bir İstanbul gibi değil. Ya bizim doğumuzdaki, güneydoğumuzdaki bölgeler, oralara göre hani, cennet. Aynen öyle. Peki Afrika'ya nasıl gidilir? Ya şöyle, aslında hani uçak biletimizi alıp gideriz çok böyle basit bir tabir ama buradaki espri İngiliz ve Fransız sömürgesi olan bölgelerde, sömürge aslında hala devam ediyor, vize şartı var. Ve böyle küçük rakamlar değil. Ya mesela ben Çad vizesine 200 euro gönderdim. Kamerun'un hakeza 100 euro, 200 euro, 3-6 aylık dönemler için 100 euro, 200 euro. En basit yerde 60-70 dolar veya euro vize. Ama burada en büyük önemli etken güvenlik problemi olmayan bir yere gitmek gerekiyor. Yani bugün Nijer'e gittiğinizde sokakta uçakta inin, birine sarılır da size sarılır. Ama bu hareketi Çad'da yaptığınız zaman kafanıza taşı yersiniz. Kenya'da bir selfie çekeyim dersiniz, 6 ay içeride yatarsınız. İzinsiz resmi çekti, benim acziyetimi kullandı der ve sizi sıkıntıya koyar. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ömrünüze bereket. Eyvallah. Sağ olun.